Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Pixel Mono oynuyor olacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi birkaç tane Ultra Ball kapağı yaptım. Üzerimde varmış. Şu şekilde yapılıyor bu arada Ultra Ball'lar. Şu tarifle. Ve maalesef hesaba uymadı. Bir tane çıkıyormuş disklerden. Ve bu disklerde yani bayağı canımızı sıkacak gibi. Ama şimdi mantıklı olarak baktığımızda sonuçta olarak Ultra Ball yapıyoruz. Böyle bir sonuç almamız gayet doğal. Gördüğünüz gibi çekicimi de yok ettim iyice. Vur bunları yapa yapa. Bunları hemen yapalım. Ve çok güzel bir şey öğrendim. XP share nasıl yapılacağını öğrendim. O yüzden bu bölümde birazcık daha XP share yapmak üzerine gideceğiz. Hemen şöyle bir de alüminyum çekicimi de alayım. Şu alüminyum çekici çıkması cidden bu arada çok iyi oldu ya. O sanki daha hızlı bu bir de demir çekiçten. Evet, şimdi bunlar oldu zaten. Şimdi düğmelerimizi yapacağız. Bir de galiba birkaç tane daha demir altlık dövmemiz lazım. Çünkü yetmeyecek gördüğünüz gibi. 5 tane daha çıktı. Şunlardan 2 tane daha döversem işlemi tamamlamış olacağız. Bir tane daha. Aynen öyle. Tamam, şu anda bunlar tamam. Bir sıkıntısı yok. Demir diskleri de koydum. Şimdi ışık taşlarını aldım. Bir tane daha ışık taşı tozu bulmam lazım ki bulmanın biliyorsunuz kolay zaten şeyi yapması bulması. Bu arada ben bu tohumları kaç şeyden beri üzerimde taşıyorum değil mi manyak gibi. At şunları ya. Shiny mi? Bir dakika. Shiny ise arkadaşlar olay değişir. Hemen bir koşup bir gidip bir... Tabii bu arada yapmamız da gerekiyordu almamız için ama. Boss'a evet yüksek ihtimal boss'sun. Boss Legender diyor. Senden yok. Ben direkt atmayı bile düşünmedim. Çünkü 50 level falan çıkıyorlar. Bizim 36 level Charizard'ımız bir de elektrik tipi bir Pokemon'a. Biz uçan tipiyiz bildiğiniz üzere. Aynı zamanda uçan tipiyiz de. O yüzden süper efektif geldiği için direkt tek yiyeceğiz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Sen bir boss olarak falan mı sayılıyorsun? Sadece üst dönüşümmüş. Bazen çünkü böyle son dönüşümler çıkıyor. Sağda solda boss olarak çıkıyorlar. Fark edemiyorsunuz. İçlerinden güzel itemler de düşüyor. Şimdi benim ne lazım? Düğme lazım bana tabii ki de. Düğmelerim aşağıda zaten dolu. Hemen gidip şunları bir craftlayalım. 16 tane cuk diye aldık mı ultra topu. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir tane ışık taşı tozu bulmamız lazım. Hemen mariplerden çıkıyor muydu hatırlamıyorum. Bunlardan galiba sadece kuzu eti çıkıyordu ama. Ben yine de öldüreceğim. Sonuçta artık Charizard'ımız var istediğimiz gibi. Kafamıza göre estikçe şey yapabiliriz. Bir şeyleri öldürebiliriz yani. Şimdi bir dakika. Fairy type Pokemon kesme görevleri falan vardı. Bir dakika. Redstone, Nostrum, Gold, Visit, and Ground type, Find Orb, Diamond Orb, Great Ball, Grass type, Is it nedir? Fairy type. Ha fairy type bir dakika. Görevde kalsın da bakalım onun ilerleyişini. Heh. Burada bir tane de fairy type var zaten. Oradan gördüğümüz zaten aklıma geldi. Hemen seni ben bir tokatlayayım mı? Bu arada Charizard'ımız çok küçük ya. Ben bunu bu kadar küçük bir Charizard'ımızın olmasını istemiyordum. Dur şu kemiği alalım da. Devam onunla değil. Şekeri ne yapacağım ya? Şeker. Nerede? Raticate'i de öldürelim. Önüme gelenleri öldüreceğim artık bu şekilde. Ve level kasacağım yani. Güzel pişmiş et çıktı. Ne alakaysa. Şimdi 2 level. Seni de indirelim. 37 level olduk. İşte bu ya. Bu tek atıp bu şekilde kasılmak o kadar şey ki. Güzel ki. Charizard'a bu yüzden bayılıyorum Charizard'a. Seni indirmem lazım mı acaba ya? Gel indireyim. Okey. 920'de poke dolar verdi ha. Güzel. İlk kez poke dolarımız oldu bu şekilde. Ne arıyorduk biz ya? Şey ha. Elektrik tipi bir Pokemon.
Elektrik tip bir Pokemon. Nerede bulabilirim seni? Sen kaç levelsin? 6 level. Gideyim gitsin ya. Oo, güzel karanlık taşı çıktı içerisinden. Senden çıkar mı acaba ya? Yani. En azından denedi. En azından bir denedi yani çıkmasını. Abi minunlar filan... Bir dakika. Sanki bir şey gördüydüm. Pusula bir değiştiydi de. Allah Allah. Cidden yok mu ya? Ya ihtiyacım olduğunda çıkmayacak mı yani? Cidden bu mudur yani olay? İhtiyacım yokken bayağı kestik onlardan. Bunu da keseyim de bari. İçinden bayağı güzel şeyler falan çıkıyor. Demir falan çıkıyor. Ne yapabiliriz? Şu Skarmory'u da kesip içinden yine demir alabiliriz. 21 level zaten. Yani şak şuk ölüyorlar demir oldukları için bir de. Bir tane de Wing Attack çakalım sana. Oo, direkt alüminyum levha çıktı bak. Çok güzel. Bizi büyük bir beladan kurtardı bu şekilde. O döv 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 olayları çok uzun ve sen... Aha! Geçen sene yakalayamadık değil mi? Tepik. Ama sen bizden tek yersin yüksek ihtimal tepik. Şu Braxian'la seni döverim. Flame Charge. Şu anda benden tek yer mi onu bilmiyorum ama onun şeyine de giresim yok. Gastly'yi alacağım. Bunda da Lick'i kaldırmıştık değil mi? Ah ah. Nightshade. Denesek mi ya? Hadi deneyelim. Ah ah. Öldü. Ölmeyeydi eydi. Deneyim dedim ama. Yakalayamayacağız galiba biz onu ya. Bir iki kere gördük, ikisinde de saçma sapan şeyler olmuştu. Aa bir de vurdu utanmadan. Pis fare. Şuradaki kuşu ilk defa görüyorum. Çünkü boss. Evet. Çok güzel. Shiny mi boss mu? Hemen öğrenelim. Shiny'miş. Zaten tek seferde gireceğini zannetmiyordum. Ama Gastly'yi alıp aa bu acıttı işte. Bu acıttı. Flame Charge. Birazcık yormam gerekiyor onu. Güzel. Oğlum biz bayağı bu arada şey bulduk ha. Hani normalde bulmamam gereken kadar arada Shiny'yi buldum. Tek seferde. Rubble. Dur bakalım. Yakaladım da ya. Çok güzel ya. Ne oldu? Neyin sesi o? Dum diye böyle aşırı baz bir ses geldi. Şimdi ben ne arıyordum? Ha, doğru. Şeyleri. Ha, Minun. Oh be. Nerede kaldın koçum sen ya? Bunlar galiba sadece sabahları falan çıkıyor. Öyle bir şey de olabilir. Çünkü böyle baktığımda çok saçma sapan şartlar var birçok Pokemon'un çıkması için. Wing Attack. Aldık mı? Aldık. Tamamdır. Şimdi buradaki tozları da ışık taşına çeviriyoruz. Hemen ardından bir tane XP share yapacağım şimdi kendime. Şunu da bir yapalım.
Ya bu hemşire Joy nerede yatıp kalkıyor ya? Buna bir yatak matak bir şey getirelim bari. Kadın burada bizlere hizmet veriyor. Kadın ayakta tutuyoruz bir de ya, utanmadan. Şu Shiner'ı. Şu vardı. Bir dakika, bunların hepsi niye 30'a gitmiş lan? Burası sadece Shiner'a özel bir mekan. Şunları al. Hatta ismini falan değiştirebiliyoruz mu ya kutunun? Şu an 4 tane Shine'im var. Yani çok da güzel yani şu anda. Bir sıkıntı yok. Bomboz vardı. Bunu keşke Torchic olarak bulsaydım ki güzel şeyler yapabilirdim. Bunları level atlatacağım. Bunlar yükselecek. Charizard zaten sürekli kalacak bende. İlk starter Pokemon'um ve kesinlikle kalması gereken bir Pokemon bence. Ama çok küçüksün sen ya. Oğlum benden küçük Charizard mı olur ya? Bir dakika. Dur, yanlış şey açtım. Ve şuraya bak. Sen Charizard mı Çinçen? Bu ne oğlum? Azıcık kendine bir saygın olsun bir ejderha olarak ya. Kocaman olman lazım senin. Burada şey çıktı, şunu takatalım bari. 32 de vermiş. Doğrusu bizimkinden çok daha fazla işe yarayacak kesindi ama. Neyden nasıl arıyordum lan ben? Ha neyse, dur biz şey yapacaktık. XP share'ı yapacaktık ki XP share'ı şöyle. Charizard'a koyacağım. Bu şekilde diğerleri de hemen şak 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 level atlayabilecek bu şekilde, bu sayede. Şimdi hemen bir gidelim. Bütün malzemeler zaten üzerinde. Alüminyum külçeyi şu şekilde. Peki. Hepsi üzerinde değilmiş. Alüminyum külçeyi şu şekilde koyuyoruz. Şuralara lapisleri koyuyoruz. Şu şekilde. Ve üstüne de ışık taşlarını koyuyoruz. Lapis değil mi o zaman? Başka bir şey mi? Ne koyuyorduk? Bir lapis diyorum. Metal mi koyuyorduk acaba? Metal. Işık taşı. Lapis. Niye olmuyor? Böyle gösteriyor tarifte. Ha, recycle. Easy to make. Tamam işte bu abi. Kalkmış mı? Ne olmuş bu? Şu anda bu şekilde gösteriyor. 3 tane alüminyumu dediğim şekilde şu anda bu gösterdiği şekilde koyup bir daha deniyorum. Pat pat pat. Bir şey çıkmıyor. Oyun beni trollüyor galiba. Çünkü şeyden bakıyorum ben direkt. İyi yani, olmuyorsa olmuyor. Keşke yapabilseydik ama yapamadık. Başka bir şeyi varsa, tarifi varsa tarifi oradan bakarım. Daha sonrasında ama şu anda olmuyor yani maalesef. Karanlık taşı, iki tane karanlık taşım da oldu. Mail varsa şunları satabilirim aslında. Ha şu basamakları bir de üste koyayım. Artık tabii taşla maçla parkuru yapmaya falan çalışarak manyak manyak hareketlerde çıkmamıza gerek yok. Artık o çat çıktık. Harika bir şey ya. Hemen şunları da koyayım. Şunları toplayalım. Bunlar pişirmeye sürekli bunları koyacağım çünkü hali hazırda bulunsun. Hemen şak şu kalıp koyacağız ondan sonra. Kırmızılara falan gerek yok ama bir tane great ball yap diyordu bana oyun. Görev vardı. Nerede o bakalım. Grass type, Ultra Space, Find Engine. Şurada bir yerde olması lazım. Diamond. Ha, Craft'a Great Ball bak. Bunu bir yapalım. Hazır şeyimizde falan varken pişmiş kırmızı ve mavim vardı. Bir tane Great Ball yapayım. Belki Great Ball yapmak daha kolaydır. Hani belki Great Ball da yapabiliriz sürekli. Belli olmaz. Pişmiş. Şu da mavi. Şunları koyalım. Böyle. Siyah ve sarıyı pişirmeye bırakalım. Kalsın. Kırmızı herhalde böyledir. Ya da tam tersi mi? Aynen öyle. İki tane çıkıyormuş bak bundan da. İki tane madem. Yapalım, elimizde mi pişecek? Altlık. Altlık kalmadı mı bende? Oo, kalmamış.
Ama cidden şu Pokemon topunun nasıl yapıldığını göstermesi oyunun çok güzel ya. Yani şey açısından demirde döve döve falan yapılıyor ya. Şimdi, o kadar kolay değil, millet bunun için uğraşıyor falan. Sen bunları atıyorsun bunların kafasına ama burada çalışan bir millet var demeye çalışmışlar herhalde. Şimdi bunları alalım. Bir tane de düğmemiz. Hemen bir gidip tak tak hemen iki tane raid bulumuzu yaptık. Tamam, bu da gitti görevim. Bana bir şey verdin mi peki sen özün olarak? Herhangi bir ekstra bir şey verdin mi göremiyorum. Meyve bir şey koyalım da. Ödül filan gelmedi mi ya? Ben bunları boşu boşuna mı yapıyorum arkadaşlar? Bir dakika, ne oluyor? Ne? Geçe Grass type Pokemon. Tamam, yakalarız. Canın sağ olsun. Find the engine. Tamam. Bu ne bilmiyorum ama herhalde Pokemon. Onu şey yaparız. Redstone. Stronghold. Ultra Ball Craft'la diyor şimdi de. Allah Allah. Yani Grass type yakalarız şimdi ya. Ama ondan önce bir şey görevini merak ediyorum. Neydi onun ismi? Bu Legendary'ları yakalama görevlerini. O yüzden azıcık şurada bir gezineceğim. Bir de şu yakalayamadım sürekli açan bir tane starter vardı. Aa, Kangaskhan. Bak bu çok nadir çıkıyor. Şunu yakalamayı deneyebiliriz şu anda. Evet, of. Oy. Peki, failladı. Bir güzel daha vurduk. Bir kere daha Flame Burst kullanabilseydim en azından şey indirebilirim. Hipnoz kullansam sana. Isırık kullanacaksın tabii ki de. Bite kullansam sana. Bir sal be. Bir tane vursam rahatlayacağım. Sen de rahatlayacaksın. Hadi bakalım, bir tane Ultra Ball deneyelim sana. Belki iyi günündesindir filan. Gelirsin içeri. Rock Free. Fake out attı. Failladı. Bir dakika. Poison Powder atayım sana. Bir atam be. Bir tane be. Bir tane bir şey sokayım sana. Yetecek ya. Hadi. Ya çocuğum, bir tane vuracağım ya. Çok şey değil. Bir şey. Bir tane. Hah. Pıt. Poison. Oh, tamam. Bak şu an çok iyiyiz seninle. Bir de Sentry'me vurmadığın sürece. İşte bu be. İşte bu. İşte bu ya. Tabii daha yolculuğuma başlar başlamaz bütün Pokemon'larımın ağzına sıçtın ama canın sağ olsun. Sonuçta nadir Pokemon'sun. Zor çıkıyor bu arada savanada. Bu yüzden direkt gördüğüm gibi yakalamak istedim. Hani bir daha bulmak birazcık onu şey olur yani. Zor olur. Ve bu şekilde Sunshrieve'ım da bir level daha atladı. Bu şekilde birazcık daha dayanabileceğiz. En azından diğer tip onlara karşı. Bir katır kullansam. Aslında şunu birkaç tane daha level atlatıp bunu yükseltip başka bir Pokemon'a da geçebiliriz belki ya. Hani aldım ama hani o zaman yoktu çünkü Pokemon'um, o yüzden aldım yani. Aa, yanımda 33 level Pokemon eğitmeni de olmuş. Bunu bir tokatlasam mı, ne yapsam? Charizard'ım da. Gel bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu şey değil mi ya? Yaprak tipi değil mi? Buna fazla vurmam gerekmiyor mu benim? Wasn't very effective. Nasıl ya? Oha! Bu kaya tipi miymiş? Oğlum ağaç lan bu. Ağaç oğlum bu. Ağaçsan mantık olarak şey tipi olman lazım. 24 level olduk. Sahibim atsam ben sana. Defansını da arttırdı. Ben tüyeyim. Rockna.
Şimdi mantık olarak suya fazla mı vurmamız lazım acaba? Merak ettim şu anda. Ice Fang bir kullanalım bakalım. Wasn't very effective. Peki. O zaman Bite'da kesmeye çalışacağız bunu. Rollout vurdu. Oğlum adam 34 de vermiş. Ben 22 levelik Pokemon'la vurmaya çalışıyorum. Tabii ki de geberirim yani. Ya Pokemon'larımda bir sıkıntı var. Yani şey kendi olması gereken şeyi kullanmıyorlar. Yani mesela hani Water Gun'ı öğretmeseydim şu anda şeydi yani. Hadi bu da gitti. Gastly. Hadi hipnosis at. Çok güzel sleepledim ben seni. Ben bir de senin Dark Pulse'da yine aynı diğerlerine yaptığım gibi kesebilir miyim? Still sleeping'se. Bir kere daha. Tamam hadi. Fire Charge'dan işe yaramaz Psybeam at. Çok güzel. Umarım o su değildir ya. Çok suya benzettim ama değil. Tamam süper efektif hatta. Buz herhalde bu. Evet, buna karşı pek bir şey yapamıyoruz. Sahibini dağıttık. Yaramadı. Bir tane daha Hex'e gittik. Ya o ağaç Pokemon'un kaya tipi olması kadar saçma sapan bir şey yok. Yani ağaç lan ama. Ağaç lan. Nereye gidiyoruz biz ya? Evimiz var. Kapımızın dibinde. Alışmışım ben şeylere gitmeye. Kapıyı açıp fullemek varken. Lan ağaç lan Pokemon. Hani... Neyse. Ne kadar kaya tipi olabilir yani anladın mı? Neyse biz gidelim. Küçücük Charizard'ımla beni nasıl taşıyor şu an onu bile bilmiyorum. Şuraya bakar mısın ya? Şuraya bak. Bacaklarım şeyine gelmiyor. O omzunu geçiyor yani. Dengesiz bir şekilde taşıyor olsa gerek şu anda böyle. Şunları keseceğim. Bunlardan da metal tipi oldukları için metal düşüyordu. Flame Burst'ten tek yiyecek yüksek ihtimal. Aynen. Take all. Scarmory var. Onu da keselim. Böyle böyle metal kasacağız. Bu arada kaç dakikamız oldu bizim? 21 dakikamız olmuş. Güzel. Çok fazla o oyun başlatma menüsünü gördünüz ama sen 16 level diye bizi dur lan. Arzu 16 level iken aslında Rex'in kullanıp böyle bir şey yapabiliriz. Ha. Ben burada tek yer dedim de yemedim. Güzel. Oğlum bak güzel güzel burada şeyleri kasıyoruz yani şu anda. Hoş bu bizim için baya. Burada bir şey var. Bak biz ateş tipi olduğumuz için senin bizden tek yemen lazım bence. Yemedin. Canın sağ olsun. Ama şimdi yemen gerekiyor. Ve bizi 38 levelde yapman gerekiyor. Çok güzel. 38'de olduk. Ruh kumuna ihtiyacım olacağını hiç zannetmiyorum. O yüzden atıyorum. Daha olsa yer miyiz ya? Hayır vermiyoruz. Bakalım şurada Squirtle falan bir şeyler çıkar mı acaba? Yani kenarları sonuç olarak Pokemon'ların doğması lazım. Oyunda çok garip bir cidden şey var yani Pokemon spawn rate'i var. Mesela akşam olunca farklı Pokemon'lar, sabah olunca farklı Pokemon'lar falan çıkıyor. Ve yani en ufak bir şey bile onun değişkeni olabilir. Yani şu tepe var diye başka bir Pokemon çıkma olasılığı var yani. Bak Tepig çıktı mesela. 8 levelsin. Fark etmez banası. Al Gastly'yi alayım. Ağzına vura vura. Confuse Ray, Nightshade. Tamam. Bana yeter o. Bir de seni uyutsam. Zaten 8 levelsin. Uyumadı ama. Şimdi uyu. Bir de sana Great Ball attığımızda sen ona gelirsin bence.
Sen de o tip var. Hadi bakalım. Vallahi sen de o tip varmış. Charizard'ımıza devam edelim biz. Ne aldık? Maragna. Maraga. Böyle bir şey. Peki. Şimdi nadir Pokemon'ları ilk önce avlamaya çalışacağım. Bu arada kaç tane Pokemon'um oldu ona bakmadık. 27 tane Pokemon'um olmuş. Güzel. İlk önce dediğim gibi nadirleri şu anda şey yapmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla Pokemon'um yok. Mesela artık Geodude almamıza gerek yok. Çünkü Geodude'un kralı var yani. Shiny'si var. Onun gibi böyle arada sırada bulduğumuz güzel nadir Pokemon'ları. Yani nadir olmayan ama Shiny'lerin falan onları da o şekilde kalacak yani. Peri mücevheri diye bir şey çıktı. Güzel. Her yerden çıkıyor. O yüzden ona pek fazla uğraşmayacağım. Zamanlayıcı top çıktı. Güzel. Pekala. Bakalım başka bir yerlerden. Doğrusu buradan çıkacak ateş tipi Pokemon'ların en azından hepsini aldık gibi mi? Şurada siyah bir şey mi var? Bana mı öyle geliyor? Bu ne? Bu sanki bir siyahlık var değil mi? Hareket de ediyor. Evet. Ne bu? Ha tamam. Aa Ultra Wormhole çıktı. Acaba girsek mi? Giriyorum arkadaşlar. Levelim az. PC kastı ama girdim. Şimdi az Ultra Ball'um var ama bir şeyler çıkarsa adam akıllı. Bu arada burada gördüğünüz gibi uçuyoruz. Şey olmasa bile. Pokemon'umuz olmasa bile. Yer çekiminde bir absürtlük var burada. Sürekli niye kazıklar? Uzman kemeri diye bir şey çıktı. Tamam. Buradan loot'umuzu yapalım böyle güzel güzel. Buradan çıkmak için bu arada aşağı düşmeniz gerekiyor. Yani aşağı düşüp ya da başka bir Ultra Wormhole'dan geçiş yapabiliyorsunuz. Normal dünyanıza gitmek isterseniz de. O yüzden rahatlıkla girdim buraya. Ve orada hani ateş tipi Pokemon'lardan başka bir şey çıkmıyor. Hani ateş tipi Pokemon'lardan diyorum. Orada hani nadir olarak bizim yakaladığımız ateş tipi Pokemon'lardan başka bir şey çıkmıyor. O yüzden rahatlıkla dedim ki hani şey yapayım. Neydi onun ismi? Hani geçeyim bari dedim. Normalde daha dururdum yani orada daha girmezdim Ultra şeylere. Dragon Club özelliği pekala. Burada sanki bilinmeyen Pokemon varmış gibi geliyor ama. Ne bu? Ninjarsk. Acaba bilinmeyen bir şey mi? Bilmiyorum ilk kez görüyorum. Bir tane Wing Attack atacağım. Olmazsa alacaktım. Var. Ice Memory diye bir şey çıktı. Oh, Clefable. Ama benim canım azmış ya. Alabilir miyim acaba seni? Ben keşke o hani animedeki böyle kırmızı böyle ışık çıkarak şey topun içine falan giriyor ya onu falan da yapsalardı çok hoş olurdu ya. Bu arada şunu fark ettim ben şey Charizard'da daha fazla zorlarsam bir daha uçma yeteneğimi komple kaybedebilirim çünkü almayacak yani. Evet burada Shulker'lar falan var buna şaşırmadım çünkü daha önceden gelmiştim yani. Yani buraya değil de tabii ki de hani başka yerlerde bunların çıktığını yani Ent'teki Shulker'ların falan buralarda çıktıklarını görmüştüm. Diğer kayıtlarımda. Şuradan şuraya atlayalım. Oradan buraya. Buradan da buraya. Burada dediğim gibi burada Ent falan da var. Ent'te harbi... Ah. Vallahi işime yarayan şeyi attın arkadaş. Teşekkürler. Şimdi envanterimiz bir tık dolu. Bizi durduracak mı? Tabii ki de hayır. Yeter ama.
Tamam, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Pantolonumu ve kaskımı atacağım. Şu beri atacağım. Tahtaları atacağım, yeter ama. Arkadaş öleceğim, hayır. Lan hayır. Hayır, bu kötü oldu, bu kötü oldu. Ama şimdi biz zaten yavaş düşeceğiz çünkü yer çekiminden dolayı. Oho. Olmadı, olmadı. Oh. Oh, tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Etrafımızı kırık taşla falan mı kaplasak acaba? Şöyle bir güzelim, bir yükselteyim de. Bizi göremezlerse sıkamazlar yüksek ihtimalle. Şurada şeyleri alana kadar azıcık bizi idare etsin. Şimdi kılıç mılıç almama gerek yok yüksek ihtimal. Dark type moves'ları arttırıyormuş. Bu tam da buna gidecek bir eşya olacak. Dark type hareketleri var. Korunmamızı alalım. Elmas küreğimizi alıp şurada pisi koyabilirim buraya. Hiçbir işime yaramayacak kılıç. O yüzden almıyorum direkt olarak. Mind plate varmış. Psişik şeyleri alıyorum. Şunu alıyorum ve gidiyorum. Daha fazla durmama gerek yok. Şu nadir bir şey mi? Şurada bir sincap gibi bir şey vardı ama. Güven atlayışı. Tam olarak şuradaydı. Derin tepesindeler mi acaba? Mantık olarak sincaplar falan yani, he. Ember atsam. Tamam ya, flame charge atsam bu ölmez yüksek ihtimalle. Hatta çok az hasar yedi lan. Tamam, bank, pokeball, ultra ball. Hep. Aldık. Şimdi böyle böyle görmediğimiz Pokemon'ları yakalayacağız. Şurada bir Psyduck gördüm. Psyduck normalde çok çıkıyor ama en azından bu kayıtta görmedim. Bu ne? Evet, bir sincap yine. Togemaru var. Dur. Al oradan. Psyduck yine çok çıkıyor da. Togemaru çok az görüyorsun. Flame Charge. Sen de Ember at. Çok güzel. Bank, Pokeball, Ultra Ball. Yolla. Bak, böyle görmediklerimizi işte teker teker alıp buradan daha sonrasında rahat bir şekilde çıkacağız. Yani Togemaru'muz oldu. Çok karanlık ya. Buna bir time set falan mı çeksek, ne yapsam şu anda? Harbiden önümü göremiyorum. Kör oldum. Ha dur lan, doğru, dorumuz var, dorumuza girmemişiz. Ice Memory diye bir şey çıkmış. Poisonium Z varmış. Poison kullanan aslında şey var, onu içine koyabiliriz. Şu yemeği hazır varken yiyeyim de. Şurada bir tane taştan bir şey gördüm. O bizim geldiğimiz yer mi ya? Yüksek ihtimal orası ama. Bakayım yine. Abi shrine var. Ha yok, bu benim bu harita kısmı bozuk olduğu için arkadaşlar, ben şimdi buraya gitsem de bir şey gelmeyecek. Şöyle söyleyeyim. Diğer kayıtlarımda gidip de Time Space Shrine diye işaretlemiştim. Bir dahaki wormhole'lardan falan geçersem gidip bulayım diye rahatlıkla.
Onun yüksek ihtimal şeyi. O yüzden hiç gitmekle uğraşmayacağım. Çünkü öyle bir şey kurduğumu hatırlıyorum direkt olarak. Endstone alsam mı ya da gerek yok ona. Nadir bir şey yok mu ya? Şu böcek gibi bir şey var bak şurada. Şu galiba bir tık nadir bir şeye benziyor. Aa, jungle gibi bir yere geldik. Burada balbazar bulur muyuz acaba? Şu anda yakınlaşıp şöyle iyice bakmak lazım. Burada nadir Pokemon'lar buluruz yüksek ihtimalle. Burada mavi bir şey, mavi ve sarı bir şey, yeşil bir şey mi o? Yeşil bir şey görüyorum. İkisi de aynı şeyin laciverdi gibi bir tanesi shiny mi acaba? Tam şurada olması lazım. Bu ne? Pampur. Ember atsam ben sana. Bir kere daha atsam yüksek ihtimal şey olacak. Kırmızıya düşecek. Öldü lan. Peki. Bir de aynısının yeşili vardı. Nerede o? Burada da kırmızı bir şey gösteriyor. İki pekmiş. Gerek yok. Burada bak bir de aynısının yeşili var. Ya başka bir form. Ya da shiny. Bilmiyorum nasıl bir Pokemon olduğunu dahi bilmiyorum. Patata var. Nerede abi? Ben mi göremiyorum şu an? Şurada gösteriyor. Aynı Pokemon değil galiba ya bunlar. Flame Charge kullansam. Tamam, Back Pokeballs, Ultra Ball. Hiçliğe attım bu arada Ultra topu şurada. Evet. Yakaladık. Sprout'lar var. Zaten çok fazla çıkıyor dediğim gibi onlardan. Şurada bakın kırmızı bir şey görüyorum ama o Pikipek değil işte. Tam şurada. Tepede mi? Neredesin abi sen? Tam burada üstünde duruyorum ya. Allah Allah. Ha, maymunlar var ha. Şunlardan bahsediyordum. Şey, monkeylerden. Monkeyler çok zor çıkıyor. Sadece şey, orman biyomunda çıkıyor. Orman biyomunda bulana kadar içimiz çıkar. Hazırı varken gidip avlayalım. Minky. Gel bakayım buraya. Şu an burası böyle ilaç gibi ya bize harbiden. Hani yapmak istediğimiz şey için ilaç gibi bir yer yani öyle söyleyeyim. Tamam, Monkey'i de yakaladık. Aa, nadir şeker. Bir tane nadir şeker verdi. Bunu ne için kullanabilirim? Charizard için direkt kullansam mı ya şak diye. Ya da bekletsem mi? Şunu at. Çok güzel oldu bu ya. Harbiden. Bakalım. Şöyle ilerleyelim. Jungle'da olacak. Şey filan. Ne o lan? Emolga. Dur bir dur. Ben seni hiç görmedim böyle bir şey. Sen benden tek yersin. Ben sana direkt Great Ball atsam sen 8 level olduğu için bana gelir misin acaba? Hı? Biri bana gelsin. O da sensin. Olmadı. Ben sana o zaman bir tane şey atayım. Ghastly atayım. Sen Ghastly ile kapış. Ben seni bir uyutayım hatta direkt. Bir ne koyarsam koyayım yüksek ihtimal şey olacak bu. Nasıl ya? Üstesinden geldi dedi. Okey. Şimdi Ultra Ball kullanırsam. Evet. Peki Emolga'yı da yakaladık. İlk kez, yani en azından ben ilk kez görüyorum ya bu tür eski Pokemon'ları bilmiyorum. Yani eski diyorum yeni birinci denizden sonrasında ben pek fazla izlemediğim ve oynamadığım için bilemiyorum bu şu Pokemon'ları. Bir Alola oynadım. Bir de şey oynadım işte.
Bir dakika şimdi Clary Fable almıştık. Şurada da Clary Fair var galiba. Hiç evrimleştirmeyle zartla zurtla uğraştırmadan ikisini de yakalamış olacağız şuradan. Ghastly'yi alsam orası fairy tiplere karşı fazla mı yiyordu? Oo 44 level ne? Ne? Sen nasıl bir şeysin böyle ya? Double step. Bizi şamarladı arkadaşlar Clary Fairy. Bir tık daha vursam tam istediğim kıvama geldin sen. Bir de Ghastly'yi koysam, bir de Hypnosis koysam sana. Sen de bir de uyudun. Tak. Hadi bakalım. Ultra top. İşte bu ya. Elegin respawned. Oo! Bir de Legendary almamız yok mu? Bu mu Legendary? Bu nerenin Legendary'si lan? 50 level Legendary mi olur? Oluyormuş ki vurdu yani. Şuraya bak. Fight, water gun. Oy 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 oy. Poison. Ghastly, Ghastly, Ghastly. Ghastly sen ölme. Hypnosis at. Nasıl ya? Hadi Hypnosis. Abi Hypnos. İşte bu. Bir tane Dark Pulse atsam. Bank, Pokeball, Ultra Ball. Hadi be. Hypnos. Bir dakika bu normal tip galiba ve... Ben bunu birazcık tokatlayabiliyorum galiba böyle. Direkt şansımızı zorluyor muyuz acaba? Şu an çok güzel geldi canı. Hypnos. Evadot attack dedi. Bir daha Hypnos. Uyudu bir de. Pokeball, Ultra Ball. Hadi bakayım ilk Legendary geliyor mu? Brock Free dedi ama hala uyuyor. Bir kere daha Ultra Ball. Yine Brock Free dedi. Hadi koçum, hadi koçum. Aa! Hypnos. Uyudu. Ultra Ball. Zamanlayıcı topu en son atmamız lazım. Galiba onda şey vardı. Fight uzadıkça şey yapabiliyorduk. Waiting Broke Free dedi. Hala Fallen Steep bu arada. Ultra Ball bir daha atıyorum. Yine Broke Free dedi. Allah'ım çıldıracağım şu anda ya. Bir şey şu an atasım yok çünkü ölebilir. Ultra Ball. Hala uyuyor ve en son zamanlayıcı topumu atıyorum abi. Yapma ya. Abi öldüreceğim artık yapacak bir şey yok. Abi şaka mı bu ya? Bu kadar yakınlaşmışken cidden bu kadar yakınlaşmışken bunun gitmesi beni üzüyor yani. İsişik mücevheri. Take all. Shiny Joltik. Hadi bakayım. Bir de kıçımızın dibinde bir tane de Shiny belirdi yani. Onu da alamayacağız zaten. Üstünde Pokemon topu ne Pokemon topu var ne bir şey var. Neymiş bu? Joltik. Evet. Dark Pulse. En azından öldüreyim yani ne yapayım. 35 level sonuç olarak. Uyut bir kere. Nasıl avoid it ya? Bunlar benim
Hipnozumdan bak hala kaçıyor ya. Ver Dark Pulse'u. Şu ana kadar Dark Pulse atsaydım ölmüştüm. Harbiden. Ulan 35 level Shiny Jolteon mi olacak? Ne olduğunu bilmiyorum ama Shiny oğlum yani. Fainted oldu. Poison String. Böyle de öldük. Yok yani şaka gibi cidden şey yapamıyoruz. Yapamıyoruz o yüzden aşağı doğru atlıyorum. Güzel de bir yer ama yani gördüğünüz gibi saçmalıklarla başa çıktık yani bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş aşağı düşmesiyle bekleyeceğiz bir daha. Ya hem Shiny hem şey yani burada azıcık daha Ultra Ball'um olsaydı cidden burayı fethetmiştim yani şu anda. Ama aşağı doğru düşmek zorundayız. Ya bu çok yakındık yani şey yakalamaya çok yakındık. Legendary'i yakalamaya çok yakındık, ona üzülüyorum. Başka hiçbir şey değil. Evet geri geldik. Olsun başka Legendary'ler artık. İki tane Legendary gördük şu ana kadar. Bir tanesinin ne olduğunu dahi bilmiyordum. Hani diğerini yine önceki kayıtlarımdan bir tanesinde görmüştüm. Bir şey var morlu falan ama ne o? Ne olsa kaç yazacak abi? Zaten yakalayamayacağız yani. Bakayım arkadaşlar kaç dakika? 46 dakika olmuş. O zaman ben zaten eve doğru gideceğim. Bugünlük de bu kadar. Yani çok güzel. Aslında bu çok, çok heyecanlı bölümdü. Keşke bütün bölümler bu kadar heyecanlı geçse. Yani yapamadık yani ne bileyim. Şanssızız yani. Şey bulmak konusunda şanslıyız ama yakalayamıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim bayağı da dövdük yani şeyleri. Legendary falan bayağı dövdük. Tam kıvama getirdim aslında yakalamadık da. Yanımda Ultra Ball yoktu. Bir dahakine cidden hani stackleyeceğim Ultra Ball'ları böyle bayağı topluca. Öyle gideceğim yani bu tür yerlere. Yoksa bayağı üzülüyoruz gördüğünüz gibi. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arigatou.